Auto, meli, malı. Okunuşu auto'dur. Shoot ile benzer anlamdadır. Fakat auto daha resmidir ve daha az kullanılır. Doğru olan şeyi yapmayı söylemek için, yapılması beklenilen veya olması istenilen şeyleri söylemek için, tavsiye veya önerilerde ve büyük olasılıkla gerçekleşmesi muhtemel olan şeyleri söylemek için kullanılır. Tüm şahıs zamirleri için I, you, we, they, he, she, it, ought to kullanılır. Soru hali ought you to, ought he to şeklindedir. Olumsuzu ought not'tır. Kısa hali oughtn't'tır. Fiiller daima birinci haldedir. Fiiller ing, s, ed takısı almazlar. Geçmiş hali tüm şahıs zamirleri için ought to artı have artı fiilin üçüncü halidir. Eski ve yarı modul olan bu yapı sık kullanılmasa da karşımıza çıktığında kişileri veya cümleleri anlayabilmemiz için bilmekte yarar vardır. Örneklerle açıklayalım. Örnekler: You ought to apologize to him for breaking his heart. Onun kalbini kırdığın için ondan özür dilemelisin. Teachers ought to earn more. Öğretmenler daha fazla kazanmalı. If she started out at 7, he ought to be here by now. O 7'de yola çıktıysa şimdiye kadar burada olmalı. Such things ought not to be allowed. Böyle şeylere izin verilmemeli. She oughtn't apologize to him because she was right. O ondan özür dilememeli çünkü o haklıydı. Ought we to apologize to him? Ondan özür dilemeli miyiz? Oughtn't we to apologize to him? Ondan özür dilememeli miyiz? Geçmiş hali. Örnek: You ought to have come to the meeting. It was interesting. Toplantıya gelmeliydin. Toplantı ilginçti. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.